basamak, bir merdiven. Başladın sen o merdivenleri çıkmaya. Bütün gece peygamberlik ofis sabah namaz. Alemlerin Rabbi olan Allah'a salat ve selam, Ulu Önder Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, onun pak ehline, âline, ashabına ve şühedaya olsun. Bizleri bu kutlu vesileyle bir araya getiren Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kıymetli misafirler, değerli hazirun, pek değerli hocalarım, abilerim, ablalarım. Bilge Gençlik Kulübü olarak düzenlediğimiz Namazla Diriliş adlı konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ne mutlu namazla diriliş arayanlara. Hoş sadaları ile Kur'an-ı Kerim okumaları için hocamızı sahneye davet ediyorum. Buyurun hocam. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Sayın Ersin Gergüs ağabeyimizi açılış konuşmalarını yapmaları üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun hocam. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki Bilge Gençlik Kulübü olarak bizim de söyleyecek sözlerimiz, zihinlere hatırlatmamız gereken meseleler var. Bunlardan biri de şudur. Malumunuz İslam'ın ders verdiği öğretiyle dışarıdaki dünya birbirinden oldukça farklıdır. İslam Müslüman gence iffetli olmasını, gözünü haramdan ve günahtan korumasını belirtirken tam bir günah kazanı olan dış dünya gençleri İslam öğretisinin tam aksini yapmaya davet ediyor. Kısacası gençler bir ikilem arasında kalıyor. Bir yandan İslam'ı öğretileri, öte yandan modern dünyanın yaşam biçimi. Bir ikilem arasında kalan günümüz Müslüman genci, ateşin içine atılan Hazreti İbrahim'i, Firavun'un sarayında yetişen Hazreti Musa'yı, Züleyha'nın karşısındaki Hazreti Yusuf'u, balığın karnındaki Hazreti Yunus'u, yaralar içindeki Hazreti Eyyub'u ya da sapıklar içerisindeki Hazreti Lut'u andırıyor. Bu zaman İslamiyet'in ilk ortaya çıktığı zamanla da benzerlik gösteriyor. O zaman da İslam'ı tercih edenler maddi işkenceler altında ezilirken, şu zamanın Müslüman genci de belki maddi işkencelerden daha ağır olan manevi işkenceler altında huzursuz bir hayat yaşıyor. İşte tam da bu noktada ve bu amaçla kurulan kulübümüzün amacı gençleri helal yoldan sosyalleştirmektir. En önemli hedeflerimizden biri şudur. Genç öğrenci kardeşlerimizi ilmi, kültürel, bilimsel, akademik ve sosyal faaliyetlere yönlendirmek ve bu tür etkinliklerde aktif rol almalarını sağlamaktır. Bu niyetle gayemiz, düzenlediğimiz ilmi yarışmalar, paneller, konferanslar, piyesler, tiyatro, açık oturumlar, grup çalışmaları, piknik ve geziler, basın bilgilendirme çalışmalarını yapmak, ayrıca gazete, dergi, bülten gibi her türlü basın yayın araçlarını oluşturmaktır. Gelin hep birlikte bu hayra ortak olalım çağrısını yapmak boynumuzun borcudur. Ayrıca Bilge Gençlik Kulübü kurulduğu günden bugüne kırmızı çizgisinden taviz vermemiştir. Amaç ve hedefleri uğruna çalışmış, gayret etmiştir.
Allah Azze ve Celle izniyle de programlarımız tüm coşku ve kararlılığı ile devam edecektir. Yüce Allah'tan niyazımız bizleri bu yolda çizgilerinden sapmış, taviz vermiş kullarından eylememesidir. Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın. Kıl beni ey namaz. Çöllerden topla hücrelerimi. Rahmetinin serinliğinde yıka kalbimi. Kıl beni ey namaz. Ruhumu secdede yeniden fısılda bana. Şah damarı yakınlığından emzir yetimliklerimi. Kıl beni ey namaz. Dağlar küçülsün, denizler taşsın, dağılsın kalabalıklar. Rükû rükû doğrult eğriliklerimi. Kıl beni ey namaz. Kıymetli misafirler, şimdi de günün anlam ve önemine binaen hocamız Sayın Abdullah Yıldız'ı konferansa bağlayacağız inşallah. Tarihle ilgilenirken bile Selahaddin Eyyubi'nin mesela Kudüs'ü kurtarma mücadelesini anlatırken de o adeta namazı savsaklayan, sabah namazlarında camileri bomboş bırakan bir nesli gördüğünde Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü kurtarmak için her türlü hazırlıklarını yapmışken, ordularını da hazırlamışken, İslam birliğini de sağlamışken 1180'ler civarında bir türlü son saldırıya geçmez. Ve nedenini sorduklarında Emeviye Camii'nde bir cuma namazı kıldırdıktan sonra o kalabalığı görür. Ama ertesi sabah bakar ki cami boş. Bütün hocaları, alimleri, efendim kadı efendileri, seydaları, efendim kadın kudakları, halifenin temsilcisini filan hepsini çağırır. Der ki biz Kudüs'ü kurtarmak için hazırlıklarımızı yaptık ama Allah'ın yardımı gelmeden zafer nasip olmaz. İsteinu bis sabri ve salat. Allah Azze ve Celle de sabırla ve namaz kılarak Allah'tan yardım diliyor, dileyin, buyuruyor. Biz sabah namazında camilerimiz boşken, bu milletin önemli bir kısmı namazı ihmal ediyorken Allah'ın yardımını nasıl bekleyebiliriz? Hangi yüzle yardım isteyeceğiz? Der ve çıtayı da çok yüksek tutar. Sabah namazında camilerimiz cuma gibi kalabalık olmadan son saldırıya geçmiyoruz der. Ve müthiş bir kampanya. Namazla diriliş kampanyasını ilk başlatan Selahaddin Eyyubi'dir benim araştırmalarıma göre. Biz de kendimizi 17 yıl önce namaz gönüllüleri platformu olarak Abdullah Yıldız, Ahmet Bulut, Ramazan Kayan filan gibi hocalarla başlattığımızı düşünüyoruz. Oysa Selahaddin Eyyubi 180'de başlatmış. Ve 7 yılın sonunda bakıyor ki sabah namazlarında camiler cuma gibi kalabalık olmaya başlamış, asırlar dışarılara taşmış. Ha, şimdi oldu. İntensurullah yensurküm ve gife bidagdamekum. Siz eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah'ın dinine sarılır, Allah'ın kitabına sarılır, namaza sarılır, namazı kuşanır. Atasoy abinin ifadesiyle vakti kuşanırsanız, vaktin sahip olan Rabbinize iltica ederseniz, o size yardım eder. Şimdi oldu der ve hücuma kaldırır. 1187 tarihinde Hittin zaferiyle Haçlıların kendi ordusundan Selahaddin Eyyubi'ye tabi olan Türk, Kürt, Arap, efendim Çerkes, Kafkasya'dan onları da getirmiş. Ve bunlardan benzerlerinden oluşan İslam ordusuyla, ümmet ordusuyla, efendim Muhammed ordusuyla aleyhissalatü vesselam, kendisine Selahaddin Muhammedi diyordu. Orduya da efendim peygamberin ordusu deniyor diyoruz. Efendim Selahaddin Eyyubi'nin ordusu tam bir ümmet ordusuydu. Bu orduyla Allah'ın izniyle iki kat fazla olan Haçlı ordusunu darmadağın etti. Yarısını esir aldı, yarısını da efendim yok etmiş oldular ve Kudüs kurtarılmış oldu. Neyle? Yeniden namaz bilincini kuşanmak suretiyle. Namazı yeniden hayatın merkezine oturtmak suretiyle. Nemejronahi unure. Jikalbara huzure. Jibona me mirace. Jihainara pirzore. Bimizgefte avakın. Bi ilmu dersa şakın. Küçükü mezne hotev.
The Dava İslam Karkın. Kıymetli misafirler, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Sayın Doktor Sertaç Dekdal hocamızı sahneye davet ediyorum. Teşekkür ederiz. Buyurun hocam. Bizim yeryüzünde yaşıyor olmamız hasebiyle bir maddi boyutumuz vardır, dünya vardır. Bu dünyayı inşa etmek, bu dünyayı imar etmek üzere yeryüzüne gönderilmişiz. Fakat bu görevi icra ederken gökyüzünün öğrencisi olarak bunu yapabiliriz. Yani maneviyat boyutunu güçlü kılarak bunu yapabiliriz. İşte namaz bu anlamda maneviyatın belki de en önemli adımıdır. Belki de ilk adımıdır. Namaz o maneviyatı inşa edebilmek için önemli bir basamaktır, önemli bir aşamadır. Bunu inşa edebildiğimiz ölçüde biz hem kendimizi inşa ve imar etmiş olacağız, hem yeryüzünü inşa ve imar etmiş olacağız. Maneviyattan yoksunluk bizi diğer alanda da kesinlikle başarısızlığa götürür. Ve sadece maddi anlamdaki bir ilerleme de asla bizim için hayra vesile olmayacaktır. Çare bir yandan maddi ilerleme, okullarımızı, eğitimimizi, ilmimizi ciddiye alıp uğraşmak ama öte taraftan da maneviyatı asla göz ardı etmemek.